Yalancı seni. Kaşık kadardın kız bana geldiğinde kaşık. Ben senin tüm ciğerini bilirim. Yer miyim hiç sence bunları? Oğlan yüzünden dünyaları yakıyorsun. Sen ne saçmalıyorsun Susi ya? Ne oğlanım oğlanı? Gerçekten anlamıyorsun değil mi? Biz burada böyle sığıntı gibi yaşayalım. Ne verirlerse sadaka gibi böyle kabul edelim. Sen bunu istiyorsun değil mi? Baba yalanın felsefesini de düzüyor bana. Yalan söyleme bana. Mine denen o pırasa kılıklı. Nişanlanıyoruz biz diyene kadar sadaka madaka yoktu aklında. Ulan Hayriye Hanım'ın söyledikleri 3 cilt roman olur be. Sen hala kalkmış bana sadaka diyorsun. Vallahi Allah yarattı demem. Öldürürüm seni. Sonra girerim hapse. Kafamı dinlerim bari. Günahıma giriyorsun Suzi. Günahıma giriyorsun. Ben o kibir kumkuması insanlarla aynı çatı altında yaşayamam. Tamam mı? Gurursuz değilim o kadar. Bir tek Hayriye Hanım yok ki orada. Mine var. Candan var. O Nazan denen kadın var. Yahu çalışanlar bile burun kıvırıyor bana ya. Ben çekemem hiç onları. Ben yarın sabah ilk iş buradan gidiyorum. Sen de çok meraklıysan bu şatafata kalırsın. Hayrını gör. Anlat. Çok heyecanlı oluyor. Ama benim bu masallara karnım tok. Ancak kendini kandırırsın. Bitlip madem kalbini kaptırdın. Bari savaş meydanından kaçma. Vallahi ben de hepinizle birlikte orada öğrendim bu durumu. Allah Allah. Ha, sanki sen kaçacakmışsın öyle mi? Bari önce sana söyleyeydim yine. Sence kaçacak mıydım çoban? Keşke yapmasaydın Mine. Bak ağacı yaraladın. Yaralı olsun. Babamın bir sürü ağacı var. Hem bu artık bizim ağacımız. Belki de artık kaçıyordum Mine'den. Ne oluyor bana? Hadi be oğlum söylesene. Siz köpek milleti sezersiniz böyle şeyleri. Adım adım mutluluğa doğru. Nişanımız çok yakında. Ay hay Allah. Keşke söyleseydik de Zemzem oğlunun çarşaflarını değiştirmeseydi. Gerizekalı. Ben burnumu çekiyordum. Burnum tıkandı soğuk bu oda. Ay bebeğim. Gözüme seni koydum da uyutayım ben. Ha? Çünkü bu gece pek uyuyamayacağa benziyorsun sen. İstemez. Uyudum bile. Gerçekten galiba hastalanıyorum.
Güzel kardeşim, sana çok basit bir soru soruyorum. Bak bu plaka, görüyor musun plakayı? Bu çiftliğe kayıtlı mı, değil mi? Beyefendi, kaç kere daha söyleyeceğim? Bilgi veremem. Tamam lan. Çağır lan o zaman patronunu matronunu, yetkili biriyle görüşeceğim. Çağır. Siz telefonunuzu bırakın, biz sizi ararız. Bak kardeşim, kardeşim diyorum sana. O kadar yoldan geldim ben, bir de sizin keyfinizi bekleyemem. Çekilin lan, gireceğim içeri. Çekilin, çekil oradan. Çekilseniz oğlum, ne bakıyorsunuz suratıma eblek eblek ya? Bu herif nasıl buldu burayı ya? Çekilseniz oğlum! Ne geçiyorlar ya? Şş. Karga kahvaltısını etmeden bizi yollara döktü. Bari iki lokma bir şey yeseydik. Bayılıvereceğim şurada. Hah Kadir, arka girişte sen mi varsın? Tamam, tamam. Kapıyı aç, geliyorum ben hemen. Sana kalsa zaten uzun uzun kahvaltı edelim, kahvemizi içelim, sonra falımıza bakalım ya Rabbim. Yürü, sus. Var dışarıda. Ne güzel şurada yediğimiz önümüzde, yemediğimiz ardımızda yani. Aman bir gün yüzü görmeyelim biz. Beyefendi. Ha. Gitmezseniz polis çağıracağım. Allah Allah. Çağır lan. Ne diyeceğim polise? Bir tane adam var, yolun kenarında dikiliyor mu diyeceksin? Ne zamandan beri suç oldu lan yol kenarında beklemek? Çağır et. Hatta oturuyorum da buraya bak. Lütfen arabanızı çeker misiniz beyefendi? Çekmiyorum lan arabamı falan. Çok meraklıysan sen kalırsın, ben gidiyorum. Burada güvendeyiz bebeğim, sen niye anlamak istemiyorsun? Şuradan dışarı adımımızı attığımız andan itibaren... Bir sen eksiktin. Atla çabuk. Ne oluyor be? Atla çabuk, bir laf dinle, bir kere de laf dinle. Bak bakayım kapıya kim gelmiş. Hadi Gülizar, hadi hadi. Hadi 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 hadi. Tamam tamam. Efendim Murat Bey. Alo Necdet. O karşında duran herifi ne olursa olsun içeri almıyorsun. Yolla gitsin. Adam zaten sinek gibi yapışkan Murat Bey. Ne dediysem yollayamadım. Ya ne bileyim, polis çağırdım de, bir şey de, yolla gitsin işte, tamam? Tamamdır. Ne olmuş? Gitmiş mi Teksoy? Teksoy gitse ne olacak acaba? Yerinizi öğrendi. Gitse ne olacak? Nasıl buldu ya bizi? Nasıl bulmuş? Nasıl bulduysa buldu. Ya ben sizi herifin elinden kurtarmak için onlarca tehlikeye atılayım. Siz gidin direkt herifin kucağına atlayın. Sen bana bir açıkla bakayım, ne yapmaya çalışıyorsun? Ha? Bir suratıma kapatma şu kapıyı. Fatih, sakın bir yere ayrılmasın. Polis yola çıktı, geliyor. Tamam lan, tamam. Şişt. Ne el kol yapıyorsun? Gidiyorum. Ama yine geleceğim. O patroncuklarına söylersin. Akla gelmeyecek bir yere kaçmamız lazım. Buradan burnumuzu çıkardığımız anda tek lokmada yutarlar bizi. Ben tam olarak anlatamıyorum galiba kendimi. Sizin için buradan daha güvenli bir yer yok. Sen karışma. Ben bir şey düşüneceğim.
Canımızı kurtarsak bile bunlar senin paranı, pulunu, babandan kalan mirası, her şeyi öğrenmişlerdir. Bizi rahat bırakmazlar. Soyup soğana çevirirler. Sonra da yallah pavyon. Gülizar, bak zaten kapıdan dışarı çıkarmazlar sizi. Güvenlik sizi salmaz. Artık şunu bir kabullen. Ha, illa diyorsan ki gidip pavyon sermayesi olacağım, o ayrı tabii. Sensin sermaye. Sevmediği insanla nişan yapacak olan ben değilim. Bana bak, senin o küçük dilini keserim ben. Bana bak, sen kendi dertlerinle ilgilen. Benim ilişkime burnunu sokmak senin ne haddine? Ay eyvah eyvah, olmuş bunlar. Ne oluyorsunuz? Ne oluyorsunuz? Gene mi gideceğim kavgası? Ama çok uzadı bu iş. Azıcık laf söz dinlenir, büyüğe saygı gösterilir canım. Ay kusura bakmayın Hayriye Hanım. Çok sinirli. Tabii böyle her şey üst üste gelince ne yapsın, genç kaldıramadı tabii. Ben size bir ev ayarladım. Ayrı yeriniz olacak. Konağa çok uzak değil. Yemeklerinizi isterseniz bizimle yersiniz, isterseniz biz evinize yollarız, orada yersiniz. Konak ahalisiyle birbirinize alışana kadar böyle idare edeceğiz. Ben sana bir hesap açtım kızım. Her ay düzenli olarak güzel bir harçlık yatacak hesabına. Sonrasını konuşuruz. Bakın ben gel... Tek kelime daha duymak istemiyorum. Hadi binin bakalım arabaya. Önce bir yerleşelim değil mi? Vallahi çok münasip olur. Çok güzel düşünmüşsünüz. Bravo. Ben hemen çantalarımızı alıp geliyorum. Oğlum sen de işinden gücünden kalma. Hadi. Geç kızım geç. Sen gidip kıza öyle laf edersen yersin tokatı tabii. Peki tokat mı daha çok koydu bana yoksa ettiği laf mı? Ay, ay ne kadar güzel buraları böyle. Sağ olun, güzeldir. Yaptık işte bir şeyler. Hah, evinize de geldik işte burası. Ay, ay Gülizar. Gel, gel, gel şuraya bak. Aman çok güzel. Hanımım, buyur. Eksikler tamamlandı mı Veysel? Birkaç eksik vardı. Ben şoförü gönderdim çarşıya. Şimdi kızlar getirir onları. Ay Gülizar şuraya bak ne kadar büyük. Kız önünde bahçesi de var. Acaba ben buraya cübes mübes eksem tutar mı ki ha? Fazla büyük değil ama sizi idare eder. Tertemiz. Size yeter. Hadi gelin. Gelin. Sağ ayakla, sağ ayakla. Bismillah de, bismillah de sahile gir. Hadi bakayım. Geç, geç, geç. Bismillah, bismillah. Bismillah. Yeniden elden geçti her yer. Ay. Veysel, şuraya bir televizyon koyun. Ah, anam, anam. Hey. Ay, ay buralar saray gibi olmuş. Al kızım bunu. İçinde biraz para var, kart da var, şifresi, mifresi her şeyi içinde. Al. Ben hallederim. Ben onu aklım başına getiririm. Gel bakayım Gülizar şöyle. Gel efendim. Gel bakayım önemli dışarı. Gülizar. Gülizar. Bana bak. Ay fazla uzattın ama artık. Kadıncağız ne yapsın? Daha ne yapsın yani? Canını mı versin? Bak yüzünü güldürmek için ne kadar uğraşıyor yani. Olmaz bu kadar kabalık, ayıp. Ay tamam mı? Uzatma. Attın tabii tokatı Murat'a. İçin içini yiyor şimdi. Kızım, bu insanlar böyle şeylere alışık değil. Vahşiliği bir kenara bırakacaksın. Biraz hanımefendi olacaksın. Eğer saygı görmek istiyorsan hanımlığından göreceksin. Ya senin pisliğin bana ne dediğini duymadın mı? Ha? Kimse benim hayatımla ilgili öyle abuk subuk konuşamaz. Atarım tokadı tabii. Katoş,
Salama. Yürü, yürü, yürü. Gel Kalyan. Her şeyi aldınız mı? Acil bütün ihtiyaçları aldık. Vallahi iğneden ipliğe kılık kıyafet düzdük acil ihtiyaç için. Artık beğenir misiniz bilmem ama Melek abla açıverdi butiğini, sabahtan hallettik geldik. Ay 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 ya, ne zahmet ettiniz şimdi. Aman vallahi bize böyle kazazedeler gibi geldik. Allah razı olsun yani. Ay 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 ay. Gülizar. Ay vallahi her şeyi düşünmüşler. Çok teşekkürler. Buyurun. Çay sıcak, poğaçalar da taze çıktı. Buyurun. Güzelce karnınızı doyurun. Bir yerleşin. Biz de çıkalım. Onlar da evlerine ısınsınlar. Hayriye Hanım, siz canınızı sıkmayın lütfen, tamam mı? Ben Gülizar'la konuşurum. Üzülmeyin siz, ben de hoş. Güli, ah Güli. Piyango vurdu bize, piyango, piyango. Ay şu evin güzelliğine bak. Hadi çay koy, içelim. Hadi. Of, 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 of. Neler var, neler, neler. Aman canım, sen de artık surat asma. Niye surat asıyorsun? Bak babaannen bir sihirli değnekle hayat yaptı sana. Ben istemiyorum kimsenin bana hayat falan yapmasını. Ben yaparım bize hayat. Bak, bak şurada dünyanın parası var. İçinde kart da var. Sıcacık evdeyiz. Yumuşacık yataklar. Yediğimiz önümüzde, yemediğimiz arkamızda. Ya daha belanı mı istiyorsun sen? Ne istiyorsun anlamıyorum ki. Şunun güzelliğine bak. Şu çiftliğin bolluğuna, bereketine bak. Musluklarından yağ akıyor, bal damlıyor yani. Ben böyle şey görmedim maşallah. Vay peynirleri, meynirleri, her şeyleri. 10 dakika önce o cehenneme geri dönmemize şu kadarcık kalmıştı, hatırlatırım. Hadi bir şeyler yiyiver azıcık. Ah iyi hazırlamış ya. Bunların şu her güzelliğine bak. Yapma böyle şeyler. Az mı suratını falan. Peynirlerine bak, peynirlerine bak. Bak bak. Tereyağı gibi insan böyle kayıyor, boğazından kayıyor tereyağı gibi. Ay görmemiş. Geldiğimiz yerde sanki açtık. Açtık tabii. Görmüyor muydun dolmaları doldurduğun rüyanda? Hadi ye azıcık şunları, hadi. Ay kız çok güzel peynir, nasıl bir şey böyle ya? Çürümüş balkonda.